şekilde 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyor ve dünyanın bütün kadınlarıyla birlikte dayanışma içinde eşitsizliğe meydan okuyoruz. Değerli basın emekçileri, her kadın emekçidir. Hatırlayalım, takvimler 8 Mart 1857'yi gösterdiğinde New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadın eşit işe eşit ücret ve insanca çalışma koşulları talebiyle grev başlattı. İşverenin işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan yangında 1129 kız kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu ölümler bir son değil, başlangıç oldu. Kadınların hakkı direnişi tarihe geçti. Bu mücadele aslında unutulmadı. 1910 yılında 8 Mart tarihi yangında yaşamını yitiren işçi kadınların anısına Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Bugün insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi verirken yitirdiğimiz bu kız kardeşlerimizi anma günüdür. Bu sene 8 Mart'ta içimizde hem bir burukluk hem de büyük bir umut var. Üzgünüz çünkü sesimi duyan var mı diyen, enkaz altında yaşamını kaybeden canların yüreğimizde acısı var. Umutluyuz çünkü beceriksiz ve liyakatsız kadrolar tarafından yönetilen ülkemizin kaderini değiştirecek olan örgütlü gücümüz ve kararlılığımız var. Gücümüze güç katan Millet İttifakımız var. Yol arkadaşı olmaktan onur duyduğumuz Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Değerli basın mensupları, üzerinden bir ay geçen bu deprem hiç kuşkusuz ki herkesi ama en çok da kadınları ve çocukları, engellileri, yaşlıları etkiledi. İktidarın eşitsizliği besleyen zihniyeti nedeniyle bakım yükü afet bölgesinde de kadınların sırtında. Derin bir acı yaşayan kadınlar yüreğine taş basıp yemek yapmak, ailedeki çocuğa, yaşlıya, engelliye bakmak, çadıra su taşımak, çamaşır yıkamak gibi işleri de üstlendi. Halen barınma, tuvalet ve banyo sorunu çözülmemiş olan insanlar var. Bu koşulsuzluklar en çok da kadınları zorluyor. Evsiz kalan yüz binlerce yurttaşımız sırtlarına bütün bu zorlukları yüklenerek farklı illere, ilçelere göç ettiler. Çocuklar en temel ihtiyaçları olan eğitimden mahrum kaldı. Değerli basın mensupları, ülkemizde her üç kadından sadece biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Tablo bu kadar ürkütücü iken yaşanan deprem binlerce kadını işsizlik kıskacı altına hapsetti. Depremde kadınlar kanından, canından, malından olduğu gibi bir de işsiz kaldı, geleceksiz kaldı. Gaziantep'te genç bir kadın. Depremin ilk üç günü kimse gelmedi. Ellerimle annemi enkazın altından çıkarmaya çalıştım. Günler sonra annemin cansız bedeni çıkarıldı. Öyle bir hale getirdiler ki bizi annemin cansız bedenine tek parça halinde ulaştığımız için seviniyoruz. Bize bu dilenci muamelesi yapılıyor. Yapılmasın. 6 Şubat öncesinde bizim de her şeyimiz vardı. Evimiz vardı, işimiz vardı, sevdiklerimiz hayattaydı. Bir gecede her şeyimizi yitirdik diyerek yaşananlara isyan ediyor. Adıyaman'da 2 hafta sonunda zar zor çadıra erişebilen bir kız kardeşimiz ise yaşadıklarını şöyle anlattı. Mülteci kampında bile koşullar daha iyidir. Depremin 15. gününde çadırımız oldu diye sevindik. Çadırda 2 aile kalıyoruz. 5 çocuk var, yarı aç, yarı tok yatıyoruz. Yatıyoruz dediğime bakmayın, yatağın altında ısıyı tutacak bir korunağımız yok. Ne bulduysak yere serdik. Üzerine de yatak koyduk. Sadece 2 tane yatağımız var, resmen sırayla uyuyoruz. Havalar çok soğuk, üşüyoruz. Çocuklarımız hastalandı, vücut dirençleri düştü. Kahvaltı tanımız değişti. Kahvaltıda çorba, akşam bulgur pilavı ve nohut yiyoruz. Koskoca günde sadece 2 öğün yemek var. Buna da seviniyoruz çünkü diğer çadırlarda kalan akrabalarımızın bunu da bulamadığını biliyoruz. Meyve sebze lüks oldu. Deprem günü sokağa ayağım çıplak fırlamıştım. Çocuğuma zar zor bir ayakkabı bulduk.
Oğlumun terliğini ben giyiyorum. Yardım tırları geldi haberlerini görüyoruz. Bize ulaşmadı. İçme suyunu sayıyla veriyorlar. Gün içinde ekmek için, su için, bir tabak çorba için sürekli kuyruktayız. Canımıza tak etti. Yaşananlar öylesine ağır ki bu nedenle çok öfkeliyiz. Ağzını her açtığında 3 çocuk, 5 çocuk diye dayatanlar. Bu süreçte hamile kadınlar için ne yaptı? Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun verilerine göre deprem bölgelerinde 226 bin hamile kadın bulunuyor. Bu kadınların, bu gebe kadınların gebe takibi bir yana resmen unutuldular ve yok sayıldılar. Hamile kadınlar stres nedeniyle düşük tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. Beslenemeyen loğusa kadınlar sütten kesildiler. Küçücük bebekler karda kışta sokakta kaldı. İktidar ne yaptı? Koskocaman bir piç. Değerli basın mensupları, depremde AFAD, afetin ta kendisi oldu. Çadır dağıtması gereken Kızılay parayla çadır sattı. Kayıp çocukların peşine düşmesi gereken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesap soruyoruz diye bizim peşimize düştü. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi susturamayacaklar. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Deprem sonrası açığa çıkan refakatsiz ve kayıp çocuklarımızın peşini asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Koltuk sevdasına düşenler bu süreçte halkın yanında olmadı. İnsanlar açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum edildi. En kritik saatlerde enkaz altından gelen yardım çığlıkları karşılıksız bırakıldı. Biz bu yaşananlara göz yummadık ve yummayacağız. Depremin ilk gününden bu yana Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bütün parti yöneticilerimizle, belediyelerimizle, örgütlü gücümüzle deprem bölgesindeyiz. Depremzedelere bütün gücümüzle destek oluyoruz. Bu süreçte betona, insan hayatından daha çok değer veren zihniyetin fay hattı üzerine sil baştan kentler kurmaya başladığını görüyoruz. Bizler yeniden ölüme davetiye çıkaranların rant hırsına halkımızı kurban etmeyeceğiz. Yaşattıkları acılar yanlarına kar kalmayacak. Gözyaşlarını kurutanlardan hukuk önünde hesap soracağız. Eşitsizliğe baş kaldırıyoruz. Depremin ilk gününden bu yana dayanışmayı yükseltiyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Kadınlar ve çocuklar için seferberlik başlattık. Bugün size bunun detaylarını da aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak afet bölgesindeki depremzede kadın ve çocuklar için kadın danışma merkezleri kurduk. Bugün bu merkezleri depremden etkilenen illerimizde halkımızın hizmetini açıyoruz. Yaşam Hak Kadın merkezlerimizde kadın kolları üyelerimiz görev alacak. Burada psikolojik destekten hukuki danışmanlığa, kadınlara özel ihtiyaç malzemelerin temininden sağlık hizmetlerine her türlü desteğin verilmesini sağlayacağız. Kadın danışma merkezlerimizde kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz. Genel merkezimiz bünyesinde 7/24 hizmet sunan 444-82-85 hattımızı arayan kadınlara tek tek çözüm üreteceğiz. Değerli basın mensupları, depremin yaralarını birlikte saracağız. Yaşanan bu enkazın altında kalan iktidarı tarihin tozlu raflarına göndereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden kimsesizlerin kimsesi olacağız. Önümüzde bir seçim var. Millet İttifakı olarak ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün laik, çağdaş ve demokratik Türkiye anlayışını bu topraklarda yeniden hakim kılacağız. Bu seçim biz kadınlar için ölümle yaşam arasındaki ince çizgidir. Yaşamımız ya pamuk ipliğine bağlı ya da güvende olacak. Ya kadını eşya gibi gören zihniyete teslim olacağız ya da eşit yurttaş olarak insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacağız. Ya emeğimiz gasp edilecek ya da emeğimizin karşılığını aldığımız güvenceli işlerde güven içinde çalışacağız. Ya afetler karşısında çaresiz kalacağız
ya da bilimin dışında tedbirler alacağız. Ya çocuklarımızı geleceksizliğe mahkum edeceğiz ya da çocuklarımıza aydınlık yarınlar inşa edeceğiz. Buradan ülkemizin bütün kadınlarına çağrı yapıyoruz. Ayağa kalkın. Gelin Halil İbrahim sofrasına birlikte oturalım. Bizim yolumuz da yapacaklarımız da belli. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hakkın, hukukun ve adaletin sağlandığı, hepimizin eşit, hepimizin tok, hepimizin güvende, hepimizin özgür olduğu bir düzen kurmak için geliyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Sizler olmasaydınız şimdi şu anda nerede olurduk? Biz oralarda zaten yürüyoruz. Yüreğimiz burada sizlerle. Sağ ol, teşekkür ederim. Hep beraberiz. Hiç sizi unutmayacağız, hep geleceğiz. Her zaman geleceğiz. Yalnız bırakmayacağız sizi. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Yani bugün her zaman çıkartmalarına çıkmak lazım. Hayır, biz buradaydık. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.